Ne zaman bitiyor senin rapor? 3 gün sonra. Raporlu olduğun halde günlerini emniyette geçiriyorsun. Vallahi çalışma azmine hayranım gerçekten. Sebep? Anlamadım amirim. Bir şey de anla be oğlum. Yani evde oturmaktan sıkıldım. Bir de burada olmayı seviyorum ben. Tabii. Doğru, seviyorsun. İnsan arkadaşlarını da özlüyor. Görmek istiyor onları. Öyle değil mi? O da var tabii. Amirim izninizle ben çıkabilir miyim? Hayır. Otur. Deminden beri asıl konuya gelmeye çalışıyorum. Kıvırıyorsun. Bugün benim çocuğum veli toplantısı vardı. Mesai başlamadan gidip öğretmeniyle bir görüşeyim falan dedim. Böyle olunca da yolu değiştirdim. Sahilin bir paralelinden geldim. Bu sabah. Nermin'le beni gördünüz o zaman. Evet. Amirim lütfen. Ya bakın Şahin başkomisere söylemeyin. Biliyorsunuz katı kuralları var. Topu şimdi Şahin'e atma. Tabii ki kurallar var. Haklı kurallar bunlar. Hepimizi korumak için. Ekip içinde ilişki görevi tehlikeye atar. Bu kural tabii ki insanları ayırmak için değil. Onların güvenlikleri için. İkiniz de pırıl pırıl çocuklarsınız. Siz mutluysanız biz de mutluyuz. Ama o silahın önüne neden kendini attın şimdi ortaya çıktı tabii ki. Başkomiserime söyleyecek misiniz? Evet. Amirim lütfen. Cinayet bürodan birimiz yollar. Yollar, evet. Haklı da. Gerçi onun sağ solu belli olmaz. Belki ikinizden birisini masa başı göreve bırakabilir. Hem biz Nermin'le yeni başladık. Yani ne olacağımız da belli değil. Ha, bir daha ayrılacağım diyorsun yani. Oğlum ayrılsan daha kötü. Ne yapacaksınız? Görevin ortasında birbirinize trip mi atacaksınız? Bir de onunla mı uğraşacağım ben? Amirim lütfen. Çık dışarı çık. Ne yapacaksınız şimdi? Bilmiyorum. Düşüneceğim. İnsanı iki arada bir derede bırakıyorsunuz. En nefret ettiğim şey. İzninizle. Çık. Allah'ım ya Rabbim ya. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.